Bir kez daha tebrik edelim. Gurur duyduk. Şimdi sosyal konut projesinin detaylarını biraz konuşacağız. Çünkü ikinci ayağını oluşturan arsa satışları için başvurular da başlamış durumda. Başvuru süresi 7 Kasım'a kadar devam edecek. Muhabir arkadaşım Mert Acalioğlu bizi bekliyor. Başvuruların yapıldığı bir bankanın hemen önünde. Mert, günaydın. Hoş geldin yayına. Neler aktaracaksın, seni dinleyelim. Cansın Elvacık, kamu bankalarından ve e-devlet üzerinden başvurular gerçekleştirilebilecek. Bununla başlayalım. Bilindiği üzere Yüzyılın projesi, İlk Evim, İlk İş Yerim projesi bugün itibariyle özellikle arsa alarak ancak üzerine tabii ki konut yapma şartıyla arsa başvuruları başlamış durumda. Öte yandan iş yeri başvuruları da başlamış durumda. Aslında şartlar birbirine oldukça benziyor. Sosyal konuta başvurular bilindiği üzere yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün itibariyle başlayan başvuru sürecinin 7 Kasım tarihine kadar devam edeceğini belirtelim. Ancak şu an itibariyle tüm bankalarda bu sistem henüz entegre olmuş değil. Bazı bankalarda bu başvurularınızı yapamayabilirsiniz. O nedenden dolayı 7 Kasım'a kadar süreç var bilindiği üzere. Bu süreç içerisinde başvuruları değerlendirmenizde fayda var. Öte yandan E-Devlet üzerinden rahatlıkla bu başvurularınızı yapabilmektesiniz. Ben kısa bir süre önce arkamda bulunan bu Ziraat Bankası'na girdim. Ancak şu an itibariyle bu bankada henüz sisteme entegre edilmemiş bir başvuru formu bulamadım. Bu nedenden dolayı önümüzdeki günlerde burası tabii ki o sisteme entegre olacak ve başvurularla birlikte artık konut yapmak isteyen, arsasını alarak üzerine konut yapmak isteyen ve özellikle iş yeri sahibi olmak isteyenlerin başvuruları alınmaya devam edecekler. 500 TL bir başvuru ücreti var konut için, arsa için. İş yeri için ise 2500 TL olacak. Tabii ki iş yeri sahibi olmak için yapılacak başvurularda bazı şartlar var. O evraklarla birlikte bankalara gelmeniz gerekmekte ya da bunu E-Devlet üzerinden ibraz etmeniz gerekmekte. Özellikle ustalık belgesi gibi bazı, iş yeri açma belgesi gibi bazı belgelerinizin olması gerekmekte. Bunu hatırlatalım. 7 Kasım'a kadar başvurular devam edecek diyerek sözü yeniden size bırakıyorum. Mert, teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar diliyorum. Şimdi 7 Kasım'a kadar başvurular devam edecek. Bugün itibariyle başlıyor. Önce şunu sorayım. Bu ikinci aşama, ilk aşamada başvuru yapanlar yine bu ikinci aşamaya da başvurabiliyorlar mı? Evet, şimdi o detayı da verelim istersen. Sosyal konuta başvurmuş olanlar arsaya da başvurabilecekler. Şu anda başvurularını yapabilirler. Yalnız orada bir şey var. Tabii kura çekildi. Her ikisi de çıktı size mesela. O zaman birisini tercih edeceksiniz. Her ikisini de almak yok. O vazgeçtiğiniz kura da yedeklerden birisine gelecek. Dolayısıyla zayi olmayacak, onu da söyleyelim. O yüzden şu anda sosyal konuta başvurmuş vatandaşlar arsaya da başvurabilirler. Yine 500 liralarını yatırarak. Tabii burada arsaların şöyle bir özelliği var. Arsalar tarla falan değil. Hani başka amaçla da kullanamazsınız. Dolayısıyla oraya konut yapmak zorundasınız. Ve zaten altyapıları da hazır olarak gelecek. Altyapıdan kastım işte suyu, elektriği neyse, etraftaki yolu, gazı. Bunlar hazır olarak size verilecek. Üstlerine isterseniz hisseli, isterseniz tek hisseli olarak yapacaksınız. Şöyle bir bakalım. İki türlü arsa var tabii. Birincisi müstakil arsa. Sadece siz alıyorsunuz ve siz üzerine konut yapıyorsunuz. İsterseniz bir müteahhitle anlaşıyorsunuz, isterseniz kendiniz yapıyorsunuz. İkincisi ise hisseli. Yani 3-5 arkadaş toplanıp alıyorsunuz. Şimdi müstakil arsalarda 192.500 liradan başlayacak arsaların fiyatları. Müstakil arsa taksitte 1.604 liradan başlayacak. Burada sosyal konutta biliyorsunuz bir memur maaş katsayısına göre artış söz konusuydu. Evet. Burada faiz de yok. Sabit taksitlerle ödenecek bu arsalar. Hisseli olursa arsa biraz daha ucuzluyor. 112.500 liradan başlıyor. Başlıyor dediğim şöyle, yani metrekaresine göre bu fiyat değişecek. En düşük fiyatları söylüyorum. Yani 350 ile 500 metrekare arasında değişeceği için tabii daha büyük metrekarelerde biraz daha fiyat artacak veya mekana göre de ya da yerine göre de, alana göre de fiyat değişecek ama 112.500 liradan başlayacak. Oradaki taksit miktarı da 937 lira olacak. 10 yıl vade yapılacak. Faiz olmayacak. Öbüründe biliyorsun 20 yıl vade vardı sosyal konutta. Burada 10 yıla düşüyor vade. Tüm fiyatlar %30 indirimli olarak zaten sunuluyor. Yani o bölgedeki fiyat neyse onun %30 indirimli olarak fiyatlar sunulmuş oldu. Peki, bir diğer bankamız gelecek. Kazal şimdi bize gönderiyor. Şartlar var. Şartları tabii konuşacağız. Bir kere 18 yaşını doldurmuş ve TC vatandaşı olunması. İlgili belediye sınırları içerisinde ikamet etmek gerekiyor. Belli bir gelir seviyesinin altında olmak. O gelir seviyesinde zaten hani hane gelirleri İstanbul'da 18 bin, Anadolu'da 16 bin olarak
belirlenmişti. Arsa tahsis edilecek kimselerin kendisinin ve eşinin arsası olmamak ya da bir arsanın hissedarı olmamak gerekiyor. Onu da önemli belirtiyoruz. Öbür tarafta da konut sahibi olmamak gerekiyordu. Yine başvuru bedeli olarak 500 lira yatırılacak. Mert de söyledi zaten. E-Devlet ve bankalar üzerinden başvuru mümkün. Hayırlı olsun. Bu biliyorsun önce 100 bin arsayla başladı. Sonra 5 yılda 250 bin arsaya çıkartıldı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bunun müjdesini verdi. 1 milyon arsa. Çok da fazla insan bundan yararlanacak. Ve konutlarını kendisi canları nasıl istiyorsa yapacak. Hayırlı olsun. Bir ay var. Bu süreyi de değerlendirelim. Peki.